Tebrikler Mehtap'cığım. Teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Osman Bey. Ya Mehtap çok kilo vermişim bir kere. Bayağı evet. Bayağı verdin. Bayağı verdim. Ama ben bir jüriyi öpmek istiyorum. Öpebilir miyim? Tabii ki. Tabii Bülent ki. Hanım izin verir mi Armağan Bey? Evet. Deniz Hanım. Neden olmasın? Tabii ki. Tabii ki. Özlemişsindir sen artık. Bu arada, evet, bu arada bir geçmiş yıllarda Mehtap'la nasıl anlar yaşandı bir hatırlayalım. Bir görüntümüz var, videomuz var. Bir onu görelim. Buraya niye geldim? Daha güzel yerlerde, daha güzel bir şekilde belki ekmeğimi daha değişik kazanırım diye geldim. Teşekkür ediyorum. Daha bunu kaldıramıyorsan ben diyorum, sonrasını ben bu of yani. Diyorum, burada bırakır çeker iner giderim ben Ankara'ya. O kadar da delikanlıyım, harbiden de iner giderim bunu. Ben söylediysem Armağan Bey, ben kimsenin arkasından, kimse, hele benim haddim değil. Öyle bir şey var ki şimdi insanlar da beni diyecek ki Mehtap nedir, fırıldak mıdır, nedir böyle? İnsanların arkasından konuşuyor diyecekler. Şimdi ben fırıldak değilim. Ben size söylüyorum, kalıbımı basarım. Aynı fikirdeyim. En zeki kız, şimdiden gelecek haftanın reklamını yapıyor. Ben böyle bir şey görmedim. Ama hazırlanıyorum, zilleri taktım sürekli, oynuyorum. Şıkıdık şıkıdık şıkıdık. Bütün illeri hepimiz, bütün arkadaşlar temsil edeceğiz. Ben de Orta Anadolu, İç Anadolu bölgesi. Sana mesela prodüksiyon adına bunları söyleme yetkisini kim verdi? Kimse vermedi vallahi Armağan Bey. Ben içimden geldiği için söylüyorum. Gelecek haftada Mehtap'ın şarkısını ben söyleyeceğim. Nezaket, zarafet hepsini bana öğretmeye çalışıyor. Zaten geldiğinde... Bu var ya... Ama çok zarifsin. Bu gönül yıkılıyorsun yani. Gönül lazım. Sanki her an tıkanacakmışsınız gibi. Boğazımda gıcık var. Az önce kafe içmiştim hocam. Ondan oldu. Ya senin yüzünden kafamı vurdum ya. Sahneye çıkmadan kahve falan içilmez. Orada makine vardı. Siz o makinelerin önünden geçmeyiniz efendim. Bir şey söylemek istiyorum. Gerçek anlamda şunu söylemek istiyorum. İyi ki Popstar yarışmasına katılmışım. İyi ki çok güzel bir şekilde hayatımı devam ettiriyorum şu anda. Bana göndermiş olduğunuz SMS'lerle. Gerçekten yarışmada kaldım, devam ettim sonuna kadar. Birincilik aldım, ikincilik ödülüm var. Ben teşekkür ediyorum Türk halkına ve bu prodüksiyonu hazırlayan Osman Taner Kıra jüri üyelerine teşekkür ediyorum. Biz de sana teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten tabii jüri üyelerimiz de çok iyi biliyor. Yüzlerce yarışmacı geçiyor ama bazıları çok derin izler bırakıyor. Evet. Burada da gördüğümüz gibi yani Armağan'ın kafasını çarptıracak kadar artık neler dediysen orada arkaya attı kafayı. Çok güldürdün. Bazı zaman tabii kızılan zamanlar da oldu ama hep kendinden konuşturmayı başardın Mehtap. Hala öğrenemedim Bülent Hanım o nevayı nereden pes basıldığını basılmadığını o bölümler vardı ya. Onları bir türlü öğrenemedim. Arabeskten devam. Canım benim olsun. Şimdi inşallah yarışmacıların yanında olacaksın. Evet. Peki senin bir de güzel bir oy isteme taktiğin vardı, formülün vardı. Abilerim, ablalarım. Hepinizden birer tane oy istiyoruz bu gece bütün yarışmacılar için. Vapurda simit satar gibi. Vallahi son, eğer bu gece sona kalırsam diyordum. Yandım yani, o çok kötü bir şey. O yüzden herkesten birer tane oy istiyorum. Hatta Ebru Hanım bana demiş ki bak. İstemeyeceğim mi? İsteyeceğim tabii diyordum canlı yayında da böyle. Aynen. Ama herkese teşekkürler. Oylarınızla bizi fethettiniz yani o dönemde benim. Peki kimlerden istiyordun onu da bir hatırla. Evet tabii. Ben kahveden arkadaşlarım. Gerçekten kahveden arkadaşlarım var, hala da devam. Mahalleden yine arkadaşlarım, kamyoncular, bütün Galatasaray, Fenerbahçe Spor Kulübü, Trabzon Spor Kulübü, bütün spor, Beşiktaş Spor Kulübü, Bursa Spor Aklı, bütün takımlar, herkesten istiyorum oyları. Ne var ne yok, bütün partilerden istiyoruz oyları. Böyle istiyordum ama çok şükür o gece de kalıyordum, sağ olsun. En son ben seni Japonya'dan bile oy istediğini hatırlıyorum. Ya, tabii ya, ben kıtalar arası artık açılmıştım Osman Tan Bey yani. Hani o acaba elenir miyim korkusu var ya, siz bilmezsiniz belki yarışmacı olmadığınız için o dönemlerde. Öyleydi.
Ama güzel günlerdi gerçekten. Ben çok mutluyum. Hayatım çok güzel devam ettiriyorum. Çok güzel projeler yapıyorum. Sinema filmleri yapıyorum. Güzel projelerdeyim. İyiyim yani. Çok teşekkür maşallah, ediyorum. Maşallah. Maşallah. Biz de sana teşekkür ederiz. Şimdi senin moraline çok ihtiyacı olan içeride yeni müzik yolcularımız var. Konuştum. Herkes çok heyecanlı. Gerçekten. Hepsine şimdiden başarılar diliyorum. Bakalım neler olacak. Ekran başından ayrılmayın. Bakalım daha neler olacak da. Deniz Tekin'in güzelliği de muhteşem buradan. Yani Bülent anneminki de ikinci olarak. Birinci Bülent Ersoy, ikinci Deniz Seki güzellikte. Peki. Tamam, alkışlarla uğurluyoruz seni o zaman. Birazdan görüşeceğiz yeniden. Nasıl bir enerji? Bugün odama geldi Sayın Erkar. Evet Bülent Hanım. Efendim hiç makyaj yapmamıştı. Hakikaten dupduru. Benden bahsediyorum. Yüzünü yıkamış ve gelmiş. Nasılsınız Bülent Hanım falan filan. Ondan sonra bir baktım yüzüne, hakikaten makyajsız çok tükürülmez yani. Ama bu yaman bir şey. Çocuk gibi böyle o elmacık kemikleri kızarmış. Anladım ben, sormadım bile makyajın var mı yok mu diye. Makyajsız bu kadar güzel bir yüze sahip ben çok nadir insan gördüm. Bir de Antalya'daki bizim onun da suratı hiç makyaj yapmaz. Durudur. Efendim o zaman da şaşırmıştım. Evlerinde misafir oldu. Efendim sabah kalktım. Kadının suratı berrak. Böyle bir surat olamaz Arzu'nun. Evet. Ondan sonra ama bununkiler böyle çok Karadeniz kızı gibi sanki böyle elmacık yanakları pembe pembe. Vallahi ve billahi. Sizden bunları duymak çok önemli. Yo yo bunlar gerçek. Çok teşekkür ederim. Gerçek Bülent bunlar. Bunlarda bir toplu iğne başı kadar. Hanım benim biliyorum. Egzajere yok. Biliyorum çok teşekkür ederim. Hanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Peki bakalım. Senin bu durumun ne olacak? Bu profesöre benzeme durumun. Benim mi? Evet. Nasıl hangi profesör? Canan Karatay. Ama bugün çok şık Bülent Hanım Armağan Bugün çok şık da. Siyah beyazlar. Bir de ben benzetmiyorum. Lahmacun ye, yağ yeme, bilmem ne. Dumkof ol. Allah korusun, vallahi herkesin başına gelebilir. Çok kötü bir şey gerçekten. Anama. Bülent Hanım, buyursunlar. Canım nasılsınız? Sağ olun, sıfır makyaj. Herhalde. Hiç özlenmedin mi acaba? Yok, çok özledim. Bülent Hanım, olur mu hiç? Ama hiç uğramadınız bile, kapının önünden bile geçmiyor. Bu nerede kalıyor, haberim bile yok. Telefonu da değişmiş, ben aradım. Aa, öyle mi? Geç geliyor. Zaten eskisini hadi yarışmacı gelmiyor mu? Geliyor hadi. Evet tamam geliyor. Ha, yani bakalım. Sus demek istiyor bana. ben de bir şey söylemek istiyorum. Buyurunuz. Anneciğim çok uzun zamandır hastanede. Evet. Artık evet. İşler olsun. Çok teşekkür ederim. Oh, çok geçmiş bu olsun. Akşam bizi evinde ekranları başında sevgilerimizi gönderiyoruz. Olacak. Saygılarımızı gönderiyoruz kendisine. Yanında refakat eden herkese çok teşekkür ediyorum. Anneciğim seni çok seviyorum. Bizi izle. Seninle gurur duyuyorum. Her şey geçecek. Mutlaka her şey geçecek. Çok geçmiş olsun. Biz de bütün iyi enerjilerimizi gönderiyoruz. Bakalım kim varmış şimdi Mehtap'ın yanında. Osman Tan Bey, merhaba. Osman Tan Bey, şu anda yanımda Tuana Berberoğlu var. Hangi şarkı söyleyeceksin? Bugün Ünzile'yi okuyacağım sizin için. Ay inşallah çok güzel performans bekliyoruz senden. Sevenlerin de burada inşallah. Hadi bakalım sahne senin, görelim performansı. Bütün alkışlar Tuana için.